Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle formattan sonra yüklenmesi gereken programları yükleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bilgisayarımızın kaç bit olduğuna bakıyoruz. Bunun için bilgisayarıma gelip ters tuş yapıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Burada 32 yazıyorsa bilgisayarımız 32 bit, burada 64 yazıyorsa bilgisayarımız 64 bit demek. Şunu da söyleyeyim, 86 yazarsa da 32 bit oluyor arkadaşlar. Bazı internet sitelerinde 86 yazıyor. Niye buna baktığımızı birazdan anlayacaksınız. İnternet sitelerini indirme yaparken kaç bit indireceğimize buradan karar veriyoruz arkadaşlar. Hemen birinci programımıza geçelim. Birinci programımız Chrome arkadaşlar. Bu hızlı bir tarayıcı. Hem arayüzü daha akıcı, daha güzel bir tarayıcı. Hızlıdır. Bunu indiriyoruz arkadaşlar ve diğer indirmelere geçiyoruz. Chrome indi, açıldı arkadaşlar. Burada yapmamız gereken birkaç ayar var. Bunları Chrome'u daha rahat kullanmanız için yapıyoruz. İlk olarak reklamlardan kurtuluyoruz arkadaşlar. Bunun için Chrome eklentileri var. Buraya mesela Adblocker yazdığımızda burada Chrome eklentileri sayfasında reklam engelleyiciler çıkıyor arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda bilgisayarınıza virüs kapmasını engeller. Çünkü mesela reklam penceresi olarak ek bir sayfa açılıyor. Halbuki o sitede virüs oluyor. Siz tıklatıyorsunuz ve indirme yapıyorsunuz mesela o siteden. Bilgisayarınıza virüs bulaşıyor. Bunun için reklam engelleyiciler önemli arkadaşlar. Bu reklam engelleyici indiriyorum, kuruyorum. Siz farklı bir reklam engelleyici kullanabilirsiniz. Zaten burada ekle dediğimde direktmen Chrome'a ekleniyor arkadaşlar. Sizin tercihiniz, hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onda reklam engelleyici kullanmanızı öneririm. İkinci programımıza geçiyoruz arkadaşlar. O da WinRAR programımız. WinRAR'ın orijinal sitesine geldiğimizde burada bize kaç bit indireceğimizi soruyor. Buradan bilgisayarımızın kaç bit olduğuna bakmıştık hatırlıyorsanız. Ona göre indirme yapıyoruz arkadaşlar. Bir diğer programımıza geçelim. Diğer programımız da Office programı arkadaşlar. Bunu da tarayıcımıza Office yazarak en son Office sürümünü veya önceki sürümleri indirebiliriz. Benim size önereceğim Office 2007'dir. Hem daha kolaydır yani ücretsiz kullanılması, internette bulması. Hem de daha uzun süreli gider. Hani mesela bir Office 2016'nın crack versiyonunu indirirsiniz. İşte 1-2 ay sonra der ki lisansınız doğrulanamıyor falan. Bu sıkıntılar Office 2007'de olmuyor. Ürün anahtarı verdikleri için genellikle. Bu yüzden Office 2007 indirmenizi öneririm. Yine de sizin tercihiniz, farklı Office sürümleri de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer programımıza geçelim. Diğer programımız da PDF okuyucumuz Adobe Reader. Bu ücretsiz bir program. Adobe'nin orijinal sitesinden bunu da indirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok fazla PDF okuyan biri değilseniz boşu boşuna indirmeyin. Çünkü Chrome'da PDF'leri açıyor. Yani pek sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama böyle bir programım olsun diyorsanız indirebilirsiniz. Bir diğer programımız arkadaşlar virüs programımız. Eğer Windows 10'daysanız bunu hiç indirmenize gerek yok ama Windows 7, Windows 8.1 kullanıyorsanız indirin arkadaşlar. Çünkü Windows 10 ve Windows 11'de güvenlik yeterli düzeyde ama Windows 7 ve Windows 8.1'de güvenlik yok arkadaşlar. Yani neredeyse yok denecek kadar az. Bu yüzden bir virüs programımızın olması gerekiyor. Bunun için de Avast'ı indirebiliriz. Kendisi ücretsiz bir virüs programıdır. Sınırsız şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu indiriyoruz. Dediğim gibi eğer Windows 10 ve Windows 11 kullanıyorsanız buna da gerek yok. Bir diğer programımız arkadaşlar Driver Booster. Bu programda üzerinde çok konuşulan bir program. Eğer kendi driverlarınızı kendiniz indirip yüklemeyi biliyorsanız buna gerek yok. Ama siz driverlarınızı yüklemeyi bilmiyorsanız bunu indirin arkadaşlar mecburen. Çünkü driverlarınızın güncellenmesi ve yüklenmesi gerekiyor. Yani eğer driverlarınızı tek tek indirip yüklemeyi biliyorsanız programı indirmenize gerek yok. Ama driverlarınızı güncellemeyi bilmiyorsanız yani bu driver da nedir falan diyorsanız Driver Booster programını indirin. Tek tıkla tüm driverlarınızı güncelleyin arkadaşlar. Sonrasında bu uygulamayı silebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Kısaca toparlayacak olursam bilgisayarımızın kaç bit olduğuna baktık. Chrome'a indirdik. WinRAR'ı indirdik. Microsoft Office'i indirdik. Adobe Reader PDF okuyucumuzu indirdik. Avast'ı indirdik bir virüs programı olarak. Driver Booster'ımızı indirdik ve driverlarımızı güncelledik. Bir de arkadaşlar Chrome'da reklam engelleyici kurduk. Daha rahat bir kullanım olsun diye. Ve bitirdik arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.